Türkiye'den sonra yerli taarruz helikopteri ata kullanan ikinci ülke Filipinler oldu. Filipinlere ihraç edilen 6 atak helikopterinin ikisi düzenlenen törenle envantere girdi. Yeni ihracat anlaşması için de görüşmeleri sürdüğü öğrenildi. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de ve yurt içinde terörle mücadelede aktif rol alan atak helikopteri artık Filipinler semallarında da uçacak. Toplamda 6 yerli atak helikopteri Filipinler ordusuna güç verecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacı için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı gerçekleşti. Filipinlere ihraç edilecek 6 helikopterden ilk ikisi Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldı. Filipinler'de düzenlenen törene Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil başta olmak üzere Türk savunma firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı. 280 milyon dolar bedelli 6 adet Atak helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye'den sonra Atak helikopterini kullanan ikinci ülke olacak. Ama sipariş 6 adetle sınırlı kalmayabilir. İkinci paket Atak helikopteri satışı için Filipinlere taslak fiyat teklifi verildi ve görüşmelere başlandı. Atak helikopteri saatte 281 kilometre hıza ulaşabilirken 3 saat havada kalış süresine ve 537 kilometre menzile sahip. Filipinlere gerçekleştirilen ihracat Atak helikopterinin ilk yurt dışı görevi olsa da Türkiye Filipinler'den önce Pakistan'la 2018'de el sıkışmıştı. Anlaşmaya göre Pakistan 1,5 milyar dolar karşılığında 30 adet TUSAŞ üretimi yerli Atak helikopteri sipariş etmişti. Ancak satış ABD'nin helikoptere güç veren motorlarla ilgili ihracat iznine uzun bir süre yanıt vermemesi nedeniyle hala gerçekleştirilemedi.